Seyircilerimiz şimdi geçerli bir veterimiz vardır. O veterinden sonra tekrardan döndük, bir daha karşımızda olduk. Sirvan Muhammed Sait, Cumhuriyet Caddesi'nin eski ütücülerindendir. Sirvan Usta, ütücü dükkanlarının aksine duvarlarda ütülediği elbiselerin yerine çocukluğundan kendini edindiği küçük arabalar toplama hobisini bir galeri şeklinde sergilemiş. Ben takriben bu ütü 20'den fazladır burada yani. Evveliye Neşe'de açmıştım, sonra onu kapattım, buraya geldim. Ha, daha burada kaldım. Burada sabit oldu işim. Vallahi bu mevhibi bende uşaklıktan var idi. Yani uşak idim de aynen evde camkhanem var idi. Yani alardım çok şey oynamazdım içinde. Camkhaneye koyardım. Yani camkhanem doluydu. Ve bundan 4-5 yıl oldu bu dükkanda geçtirmişim. Ha bir yere aktarırdım yani böyle. Evde kimse görmez özüm. Ya özümüz görek. Fikrini düşündüm dükkanda koyayım yani. Kim gördü mü yani buradadır dediler. Bu nedir burada bunu yetsen? Dedim yok koy bitirim o vakit bakarsın görersin ne çıkar bu. Sirvan Muhammed 4 yıldan beri fiyatı ve nerede olduğuna bakmaksızın aktif bir şekilde küçük arabaların toplamasına başladığını söyledi. Vallahi bu takriben 4 yıldır yıkıştırırım. Yani yığıştırmam burada var yani arkadaş satar gelende çağırırım hani seçerim. Mesela ayrı yerde de almışım mesela Süleyman'dan, Erbil'den, oğlum getirdi Türkiye şişere oradan getirdim halimçi. Müşteri de geldi diyelim öyle mesela filan yerde var. Yani durmam rastla giderim. Yani bir gün geldi dedi şaklavada var gittim şaklavaya. Oradan 5 tane taptım getirdim yani her arada olsa giderim. Yaptığı küçük galerisi, dükkana gelen müşterilerin girer girmez ilgisini çekiyor ve güzel tepkiler alıyor. Vallahi özü giren buraya müşteri mesela gelip bir çekati var acele, diyelim bir çeyrek sonra. Diyelim ki diğer yok valla kalın burada, ruhsatını girelim bir çeyrek resmalı. Yani kim geldi garip şey görür özün. Yani bazı şeyler müşteri geldi durar kapıda diyelim buraya makvada diyelim bu ne bu mağaz, diyelim bu bez güzellik için. Ben bu yani işime tesir etmiyim. Bu ayrı pekmağı, silmağı yani işime de hiç tesir etmiyordu. Bas nerede hile keder mani. Yani ben müstemir peşlerim bunu. Görürsen bak sayılara bak bir hapsi parlar. Müstemir peşlerim özü. Hiç koymam tozlu olsun. Sirvan küçük arabalarla yetinmeyip sevdiği Almanya milli futbol takımının resimlerini ve bayraklarını dükkanın her köşesine asmaktadır. Bunu da sorarlar mı lan her vakit yani diyorlar. Bu ne diye? Vallahi bu yani bu uşaklıktan ben Almanya'yı severim. Yani her gün top severim. Yani o gün Almanya'da da mam yanında bayram. Yani bir haz gün sayarım özün. Yani böyle hazırlanla. Yani uşaklıktan ben Almanya'yı severim. Nişe bilmiyorum. Şimdi hatta uşaklarım da yoktu. Aynen Almanya'dılar. Onlar da aynen mam tak. Getirirler bu resimler hepsi Almanya'dan gelip mamcı. Yani Almanya'da arkadaşım var geldi buraya diğer neysen orada değilsen diğer bir şey getirme mamcı. Bas Almanya'nın yeni şeylerini getirme mamcı. Hatta Almanya maçlarını dükkanda izlerken komik anlar yaşadığını söyledi. Bir gün Almanya burada oynardı yani kası hala mıydı? Almanya gol eden de yani özü bitirdim yani. Burada müşteri durmuş yani. Ben dedim sen ne bu? Dedim sen yani vallahi özü bitiririm Almanya oynayanda. Yani ayrı aleme girerim. Bir ütücü dükkanının bu kadar renkli olması, bir insanın çalışma hayatının yanında hobilerin de yapılabildiğinin kanıtıdır Sirvan Muhammed.